Hoş geldin kardeşim benim. Bugün sana tamı tamına 7 tane video hazırladım. Bak, dile kolay. Bir günde 7 video. Geçtiğimiz günlerde 5 tane çekmiştim. Ama kardeşime dedim ki bu sefer 7 tane çekeceğim. Bugün beni yalnız bırakmayacağını biliyorum. Şimdiden like'ını patlattın. Hatta abone değilsen abone bile oldun. Ulan adamsın lan sen. Beton yetmez sana beton. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Ronaldo Türkiye'ye mi geliyor diye. Bir haber yaptılar. Sana bunu anlatacağım. Gerçekten Ronaldo Türkiye'ye mi geliyor? Öyle bir ihtimal var ama bu ihtimali sana en güzel şekilde anlatacağım. Hazırsan direkt videoya geçelim ama bence bugün 7 videoda hazırsın sen. Kimin kardeşi be? Hemen geçiyoruz. Kardeşim biliyorsun ki koronavirüs futbola etkisi altına aldı. Resmen futbolu bitirdi. İtalyan futbolda çok ağır şekilde bunu yaşadı. İtalya Ligi'nin sponsorları artık şu maçlar oynansın biz size boşuna mı para verdik diye baskı yaparken İtalya Futbol Federasyonu'na, Futbol Federasyonu dedi ki biz maçları başka bir ülkede oynayalım. Bak. İtalya Futbol Federasyonu'nun yaptığı ankete göre bazı bölgeler belirlendi. Bu bölgelerin içinde Türkiye'de Antalya'da dahil. Yani Antalya'nın şu anda 20 maça kadar bir izin belgesi mevcut. O yüzden şu andaki en büyük aday Antalya olarak gözüküyor. Şimdi sen diyorsun ki ulan ne alakası var bunun Ronaldo'nun gelmesiyle falan filan. Haklısın ama bir dur. Kardeşim ben değil de bir arkadaşım çekiliş yapıyor. Güvenilir birisi. Şu topu hediye ediyor kanalına abone olana. Açıklama kısmına koydum onun kanalını. Git abone ol, karantina günlüklerinde bu topu kazanmaya hak kazan. Belki işine yarar diye sana söylemek istedim. Hadi videoya devam edelim. İtalya Futbol Federasyonu'nun belirlediği bölgelerdeki en uygunluk olarak Antalya gözüküyor. 628 bin tane yatak kapasitesi mevcut. 3 tane büyük stadı var ve 200 tane idman sahası mevcut. Ocak ayında yaklaşık Antalya'ya 2000 takım kampa geliyor, düşün yani. Adaylara gelecek olursak ve yatak kapasitesine bakacak olursak şu anda en büyük lider Türkiye'den Antalya. 628 bin tane yatak var. Adaylara gelecek olursak onları da sayayım sana. En büyük adaylardan biri bana göre Dubai. Tamı tamına 132 bin tane yatak kapasitesi mevcut. Slovenya 137 bin tane yatak kapasitesi mevcut. Avusturya 69 bin tane yatak kapasitesi mevcut. Kazakistan 72 bin tane yatak kapasitesi mevcut. Doha 15 bin yatak kapasitesi var. Bunu zaten direkt eliyorum. Bu kazanamaz. 15 bin ne la? Mallorca 32 bin tane yatak kapasitesi mevcut. Ve son olarak Hırvatistan geliyor. Onun da yatak kapasitesi 112 bin. Baktığınız zaman hepsini 4'e 5'e katlamışız. O derece mevcut yatak kapasitemiz var. Ve Antalya çok güzel bir şehir. Turistler tarafından da çok seviliyor. Ben de bir kere gittim, muazzam bir şehir. Resmen aşık oldum. Ben İzmirliyim ama Antalya gerçekten çok güzel bir şehir. Eğer ki İtalya Futbol Federasyonu bu planı onaylarsa, takımlar uygun görürse en önemlisi tamam kardeş geçebilirsiniz dersek biz... Antalya'ya resmen yıldız yağacak. Çok önemli bir gelir elde edecek. Umarız ki Ronaldo ve diğer yıldızlar gelir. Bizler de şu maddi durumumuzu biraz düzeltebiliriz. Tabii ki de Antalya'da oturan kardeşlerim ne yapacak? Belki de Ronaldo'yu, dünya yıldızlarını görme şansını yakalayacak. Çok da zor olsa bile. Kardeşim videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsindir. Bugün 6 video daha gelecek. Haberin olsun. Hepsinde yanımda olacağını biliyorum. Beni yalnız bırakmayacaksın aslan kardeşim benim. Ben diğer videoya geçiyorum. Seni de bekliyorum. Haberin olsun.